hayal ettiği bir olaydı bu 30 Ağustos olayı. Yıkılmak üzere bulunan bir imparatorluktan yeni bir Türk devleti yaratmakta hayali. O hayalini 30 Ağustos günü gerçekleştirmiş oldu. Özellikle de İzmir'in işgalinden kurtulmasından hemen sonra da zaten Ankara'ya gitti, meclisi ziyaret etti, o zaferini kutladı. 30 Ağustos zaferi yeni dönüşümlerin altyapısını oluşturan bir gün. 30 Ağustos zaferi emperyalist devletlerin Sevr planının tahrip eden, ortadan kaldıran hatta bir gün vatan topraklarının da yabancı işgal güçlerinden kurtarılmasıdır 30 Ağustos. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun değerli izleyiciler. Bu konuda hazırlanan Cumhuriyet Halk Partisi'nin hazırladığı bir video var. O videoyu hemen izleyelim. O kutlamayı göreceksiniz, o keyfi, o sevinci, o heyecanı hissedeceksiniz. İzimiz, terimiz, kanımız var. Bu vatanın evlatları özgür büyüsün diye gözümüzü bile kırpmadan can verdik aziz vatana. Yokluktan var ettik geleceğimizi. Bu millet girdiği en büyük savaştan zaferle çıkmayı bildi. Yaşasın 30 Ağustos, yaşasın büyük zafer. Her karışında izimiz, terimiz, kanımız var. Bu vatanın evlatları özgür büyüsün diye gözümüzü bile kırpmadan can verdik aziz vatana. Yokluktan var ettik geleceğimizi. Bu millet girdiği en büyük savaştan zaferle çıkmayı bildi. Yaşasın 30 Ağustos, yaşasın büyük zafer. Değerli izleyiciler, Zafer Bayramı kutlu olsun. Bugün 101. yılını kutluyoruz Zafer Bayramı'nın. Bugün ülkenin her tarafında, Anadolu'da, Ankara, İstanbul, İzmir'de, çeşitli alanlarda kutlamalar var. Birazdan Kemal Kılıçdaroğlu Aydın'da olacak ve Aydın'da hem temel atma törenine katılacak hem de akşam saatlerinde de Fener alayına katılacak Aydın'dan. Dolayısıyla biz de bağlanacağız. Birazdan oradan gelecek olan habere göre Aydın'a döneceğiz ve Kemal Kılıçdaroğlu'yla yaptığı açıklamaları size dinleteceğiz, izleteceğiz. Bu arada tabii Millet Meclisi'nde AKP iktidarının, Cumhur İttifakı'nın açıklamalarında hep böyle Cumhuriyet temellerinin yıkılmasına yönelik o arzuyu, o isteği, o emelleri görüyoruz tabii ki. Bunun da belki yavaş yavaş yollarını döşeme çabalarını görüyoruz. Bunlardan bir tanesi de uçakta, kokpitte pilotların namaz kılması meselesi. Bu nasıl acaba gerçekleşecek? Bütün mesele bu. Yani Türk Hava Yolları biliyorsunuz uçaklarında artık kokpitte namaz kılmak serbest. Hatta ve hatta buna karşı çıktığını söyleyen, eleştiren bir pilotun da görevden alındığını duyduk. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 5 gün önce onayladığı THY Uçuş Operasyon Yönergesi'yle kokpitte namaz kılmaya izni verdi. Şimdi onunla ilgili haberimizi verelim ve daha sonra da haberimizle ilgili Necme İkinci ile konuşacağız. Türkiye Pilotlar Birliği kurucusu. Acaba bu durum nasıl hasıl olabilir uçaklarda, hatta kokpitte? Havacılıkta özellikle kokpitte zaten standart olmanız lazım. Türk Hava Yolları uçaklarında artık kokpitte namaz kılmak serbest. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün onayladığı Türk Hava Yolları Uçuş Operasyon Yönergesi'yle kokpitte namaz kılmaya izin çıktı. Medyada gündem olan kokpitte namaz tartışmasının ardından Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, kokpitte namaz kılmak isteyen pilotlar için düzenleme getirileceğini açıklamıştı. 2033 hedeflerimize çok rahat bir şekilde ulaşacağımıza inanıyorum. Kokpitte namaz kılmanın önünü açan Türk Hava Yolları Uçuş Operasyon Yönergesi'nde yer alan C maddesinde şu ifadelere yer verildi. Türk Hava Yolları, uçuş sırasında uçuş mürettebatının zihinsel fiziksel sağlığına önem vermektedir. Bu nedenle uçuş ekibi üyelerinin uçuşun kritik olmayan aşamalarında esneme ve hafif egzersizler için kısa molalar vermesine veya kokpitte dua etme, inancın gereğini yerine getirmesine izin vermektedir.
Geçtiğimiz Nisan ayında gerçekleşen bir yurt dışı uçuşu sırasında 30 yıllık kaptan pilot, kokpitte namaz kılmak isteyen ikinci pilota uçuş güvenliğini tehlikeye atabilir diyerek karşı çıkmıştı. İddiaya göre kaptan pilot, ikinci pilotun namaz kılmasını engellediği gerekçesiyle işten çıkarılmıştı. Karar, uçuştan birkaç gün sonra kaptan pilota sunulurken, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Bolat'ın işten çıkarılış sebebini soran pilota, "Sebep söylemek zorunda değilim, istediğimi atarım" dediği öne sürülmüştü. Evet, bu konuyu bir uzmanıyla konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenle Necmi Ekici bizimle birlikte, çok tecrübeli bir kişi. Türkiye Pilotlar Birliği'nin kurucusu, uzun yıllar bu derneği, bu birliği yönetti. Şimdi de onursal başkanlığını yapıyor hatta. Necmi Ekici bizimle beraber. Onunla bir telefon bağlantısı yapacağız. Çünkü yine Anadolu'nun herhangi bir yerinde dolayısıyla sağlıklı bir görüntülü bağlantı yapamayız diye telefona çevirdik. Necmi Bey, merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba efendim, iyi günler. Çok teşekkür ediyorum bizimle birlikte olduğunuz için. Şimdi lütfen bu eylemin, yani bir pilotun kokpitte namaz kılabilme durumunun bize anlatabilir misiniz ayrıntılarıyla? Bu gerçekleşebilir mi? Bunun sakıncaları var mı? Bu niçin daha önce hiçbir şekilde gerçekleşmiyordu ve yeni bir onay ve izin çıktı? Bu gerekli miydi? Böyle bir durum var. Sizden tabii bir uzmandan bilgi alma ihtiyacımız var. Buyurun. Ha, teşekkür ederim efendim. Ya memleket bizim için çok hassas bir durum ve hassas bir soru da. Ancak şunu söyleyeyim. Önce ben Müslüman bir ailedenim. Yani Kur'an'ın 114 sure 6236 ayetini öğrenmiş bir inanan. Ayrıca 45 yıllık uçuş hayatım var ve 23 saat havada kaldım. Efendim şimdi kokpitte, yani uçuşun idare edildiği yerde pilot ve kaptanın yapacağı işler kesin bir şekilde belirlenmiş ve ayrılmıştır. Her birinin yapacağı işler vardır ve onu yapar. Ayrıca uçakta, yerde ve havada çalışan yüzlerce sistem var. Biz uçağı uçuranlar bunları biliyoruz ve devamlı takip ediyoruz ve takip etmekte mecburiyetindeyiz. En ufak bir problemde veya ikazda veya bir sinyalde geç kalmadan müdahale etmek mecburiyetindeyiz. Bunun için ayrıca uçuşta uçarken, yani havada, hava olayları çok kısa zamanda gelişir. Hızla değişir, devamlı takip edip en doğru ve en emniyetli kararı vermek ve bilmek sizin uygulamak mecburiyetindeyiz. Gecikme kabul etmez. Bunun için ruhumuzda, bedenimizde, beynimizde, tecrübemizde, bilgimizde uçuşta hazır olmamız lazım. Havacılık büyük bir tecrübedir. Havacılığın kuralları kanla yazılmıştır. Bu kuralları uygulamaya koymadan önce çok geniş bir danışma, değerlendirme ve araştırma yapılarak sonra uygulamak lazımdır. Bu meslekte ya kokpitte emniyetle uçacak ve uçuracaksın ya da ibadetini uygun zaman ve yerde yapacaksın. Doğru olan kural, uçuşta mesuliyet sahibiyken ikisi bir arada olmaz ve emniyetli de uçuş olmaz. Benim görüşüm, düşünce tarzı bu, karşılaşmam bu. Çünkü olaylara konsantre olmak, hemen bu dünyadan Allah'la olan dünyadan ayrılıp bu dünyaya çabuk gelmek o kadar kolay değildir. Her iki tarafında fikirlerine saygı duyuyorum. İbadete de saygı duyuyorum inanan bir kişi olarak, ama görevin mesuliyetine de çok çok saygı duyuyorum. Çünkü insan taşıyoruz, hayat taşıyoruz, can taşıyoruz, mesuliyetimiz var, ülkemizin bayrağını taşıyoruz. Yani benim görüşüm bu. Evet. Emniyetli olmaz. Evet. Ama bu tabii ince bir araştırılıp
ince bir şekilde değerlendirilip belki bir pilot daha olursa, üç pilot olursa zaten o problem olmaz. Yani görüşüm bu Zeynel Bey. Üç pilot olursa bunun bu sorun ortadan kalkar diyorsunuz sonuçta. Şimdi tabii yani ikinci pilotun bakacağı yerler ayrı, kaptanın bakacağı yer ayrı, kaptanın yaptığı işler ayrı, ikinci pilotun ona yardım edeceği işler ayrı. Yani herhangi bir ikazda veya bir sinyalde hemen kaptana bildirmesi lazım. Kaptan çünkü uçuşla meşgul, kafası uçuşla beraber üzerinde büyük bir mesuliyet var. Birbirine destek olacak insanlar gecikmeksizin bilgiyle ve ikazla. Ama 3 kişi olursa tabii güçlü uçulan uçak diye şeyler var, seferler var. Orada rahatlıkla 2 pilot uçarken 2. pilot bu kutsal görevini yapabilir. Şimdi bu düzenlemeyi yaparken Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat yaptığı açıklamada bu düzenlemeyi yaparken bir operasyon yönergesinde yer alan C maddesindeki ifadeler üzerine gerekçe olarak sunmuş. Orada diyor ki Türk Hava Yolları uçuş sırasında uçuş mürettebatının zihinsel fiziksel sağlığına önem vermektedir. Bu nedenle uçuş ekibi üyelerinin uçuşun kritik olmayan aşamalarında esneme ve hafif egzersizler için kısa molalar vermesine veya kokpitte dua etme inancının gereğini yerine getirmesine izin vermektedir diyor. Sonuçta namaz kılmak madde içerisindeki yer alan ifadelere uyuyor mu? Şimdi ben zaten bit veya uçanlar, uçuranlar, mesuliyet taşıyanlar, pilotlar ve kaptanlar her zaman dinde, her zaman fiziksel olarak da dinde, zihinsel olarak da sinde olarak almak mecburiyetindeyiz. Bunu uçağa bırakamayız. Yani uçakta bu durumu kazanmak durumumuz olmaz. Bu bütün yaşantımız boyunca. Çünkü biz can taşıyoruz, can. Yani bizim havacılıkta özür dilerim yoktur. Hatayı bir defa yaparsın. Geri dönüşü yoktur. Onun için zinde kalmalıyız. Güçlü olmalıyız. Çok bilgili olmalıyız. Çok titiz olmalıyız. Yani biz her şeyle hazır olmalıyız. Zaten hazır olmadan o uçuşa gelemezsiniz. Gelmemelisiniz. Gelseniz bile uçmamalısınız. Yani bu böyle. Hem bütün havacılık camiasında böyledir. Yani çünkü uçuşun affı yoktur. I am sorry diyemezsiniz, özür dilerim diyemezsiniz, geri dönemezsiniz. Onun için yani ben zaten yönerge bunu kapsıyor. Zinde olmamızda güzel uykumuzu alma, gıdamızı alma, fikirsel olarak rahat etmek, ruhen rahat şekilde gelmek lazım. Yani başka türlü zaten uçuşta olmaz. Uçuşta hata yaparsınız, dikkatiniz dağılır. Yorgunluk affetmez uçuş. Yorgunluğu affetmez. Gerilimi affetmez. Yani çok huzurlu olmanız lazım. Çok dinlenmiş olmanız lazım. O madde onu anlatıyor. Ama manen de çok mutlu olmanız lazım. Yani huzurlu olmanız lazım. Yani uçağı bırakamazsınız. Siz bu istekli şeyleri, durumları, fiziksel ve ruhsal durumu. Uçaktan önce hazırlanmanız lazım. Ben şahsen uçağa gitmeden önce uzun mesafe uçarken 2 gün önceden hazırlanırdım. Hem kafa olarak, hem ruh olarak, hem gideceğim bütün yollar olarak, hem gideceğim memleket olarak her şeyi en iyi teferruatlı kadar hazırlanırsın. Çünkü olay olduğu an ne yapacağım demeyeceksiniz. Hazırsınız, şunu yapacağım diyeceksiniz. Yani ben böyle anlıyorum bu dediğinizi. Evet. Peki buna niçin böylesine bir kararı aldı Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ya da Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat'ın açıklamalarından bunu anlıyoruz. Bir talep var mıydı? Bir arzu, istek var mıydı? Sürekli olan işte başvurular var mıydı acaba? Siz tabii meslektaşlarınızla sıkça görüşüyorsunuz. Evet. Ben Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü'nün bu soru ona lütfen Zeynel Bey sorun. Evet. Bilemem. Yani en doğru cevabı o verir. Ama ben çalışanım. İşçiyim yani. Havacılığın işçisiyim.
yani nasıl çalışma mücadele ettiğini biliyorum ve o şekilde çalışılmasına, yani inandığım şey, yaptığım şekilde size izah ettim çalışmayı. Onun için biz her zaman hazır olacağız. Ama karar vericiler, yüksek düzeyde idareciler, yöneticiler, onların düşünce tarzını bilemeyeceğim. Ha, bu kararlar alınırken çok tecrübeli, çok bilgili, çok zaman harcamış bu havacılık alanında kişilerle de oturup konuşulması, danışılması, Türkiye şartlarına uyar mı uymaz mı? Hani bu birçok yere uyabilir belki ama bizim, bize uyar mı onu da bilmiyorum. Ha, bunu siz sordunuz şu anda. Ben de size şu anda aklımdan geçenleri takdim etmeye çalıştım. Yoksa bu Amerika için ayrı olabilir, Türkiye için bilmiyorum uygun olabilir mi? Çok yorucu uçuşlar da nasıl olur? Çünkü uçuşlar yorucu efendim, yani öyle şey değil. İnsan taşıyorsunuz, sırtınızda taşıyorsunuz o insanları. Evet. Uçmak çok kolay. Uçuşu hiç ben hayatımda dert etmedim. Ama o insanların emniyet dediği yerden bir yere kalkıp gitmesi ve onların korkmadan huzurlu bir şekilde gideceği yerlere varması için çok yorucu olur. Çok yorucu uçuş. Evet. Çok teşekkürler Necmi Ekici. Sağ olun Necmi Bey. Aslında bir şekilde sakıncalarını gayet teknik olarak gayet var, net bir şekilde bize açıkladınız. Var. Buyurun. Var tabii, olmuş olur mu? Evet. Herkese göre bir şey efendim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim Necmi çok Bey. Sağ olun. Çok teşekkürler. Çok mutlu çok çok teşekkür efendim. Ederim. Sağ olun efendim. Necmi Ekici son derece tecrübeli bir pilot. Hatta pilotlar arasında duayen olarak bilinen bir kişi kendisi. Dolayısıyla onun bu görüşlerinin önemsenmesi gerektiğini düşünüyorum. Gayet teknik ve olabilecek bir takım sakıncalarını açık ve net bir şekilde açıkladı Necmi Ekici, ki kendisinin de hem oldukça dindar, inanan bir kişi olduğunu da söyleyerek sonuçta bunu açıkladı, izah etti. Necmi Ekici'nin meslektaşlarının da dinlemiş olmasını temenni ediyorum. Bu konu tabii ki Türk Hava Yolları da böyle bir kararı alırken nasıl bir sonuç yaratabileceğini de herhalde göz ardı etmemiştir diye düşünüyorum. Sonuçta biz de tecrübeli bir isimle bu konuyu konuşup ondan bazı bilgileri almayı istedik doğrusu. Şimdi yine yavaş yavaş ortaya çıkan bir takım işleri biliyorsunuz, liselerde uzman adı altında din eğitimi veren imamların görev alacağını biliyoruz. Böylesine bir hazırlık var. Bu arada da bazı üniversitelerde, bazı okullarda kadro ararken din eğitimi almış olmasını şart olarak koydular ortaya. Dün biraz bahsetmiştim konuda. Bugün biraz daha ayrıntı verelim. Birçok gelişmeye baktığımızda eğitim alanındaki gericiliğin adeta kurumsallaştırıldığını, Erdoğan ailesinin kanatları altında bir merkeziyete kavuşturulduğunu, adeta paralel bir eğitim sistemi ve anlayışı oluşturulduğunu görüyoruz. AKP iktidarının eğitim politikalarıyla birlikte özgür ve bilimsel çalışma yapması gereken üniversiteler, akademik çalışmalarında bırakın özerk olmayı, giderek dinselleştiriliyor. Akıllara durgunluk veren örnek İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden geldi. Sınıf eğitimi ve iktisat kadrosu için din şartı arandı. İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin resmi gazetede yayınlanan akademisyen alım ilanlarındaki detaylar dikkat çekti. Üniversitenin eğitim fakültesi sınıf eğitimi ana bilim dalında alınacak öğretim üyesi için doktorasını din eğitimi alanında yapmış olmak şartı arandı. Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, akademi tarikatları memnun edecek şekilde paylaştırılıyor diye uyardı. Çoğu zaman kişi özel tanımlar, bölümle ilgisi olmayan kriterler, geniş çevrelere yaranma ve onların taleplerini yerine getirme çabalarıyla dolu olan kadro ilanları, nasıl bir akademi yaratılmaya çalışıldığının adeta raporunu veriyor. Yine aynı üniversitede iktisat bölümüne alınacak doçent için İslam iktisadi alanında çalışmalar yapmış olmak şartı arandı. O kişiye uygun kriterler belirlenerek sözüm ona işin usulüne uygun yapılıyor görüntüsü. Bir diğeri ise kindar ve dindar bir nesil yetiştirme konusunda adeta vites arttırmış durumda olan ve artık akademik her koltukta ilgili ilgisiz biçimde dinselleştirmeyi, tarikatları memnun etmeyi ön plana çıkartan siyasi anlayış. Laik eğitimle özerk ve bağımsız üniversitelerin önemine dikkat çeken Özbay,
gerici kadrolaşmalar ve baskılarla Türkiye'de üniversitelerin her geçen gün niteliksizleştirildiğini söyledi. Bu öyle tehlikelidir ki iktidarın değişmesi dahi çözülemez. Heba olan kuşaklar için zaman geri çevrilemeyecek, iktidar değişse de bu karanlık kadrolaşma kolay kolay temizlenemeyecek. Son yıllarda dünyanın ilk 500 üniversitesi içerisine giremeyen Türkiye'nin akademik saygınlığı ve geleceğini tekrar eline alması belki onlarca yıl sürecek. Evet değerli izleyiciler, yavaş yavaş gördüğünüz gibi aktarıyoruz size. Yavaş yavaş alınan bir takım kararlar var. Geri planda o kararlar nasıl uygulanacak, nasıl uygulanmalı, bütün bunları göreceğiz. Az önce uçakta pilotların namaz kılmasıyla ilgili bir onayın çıktığını söyledik ve Necmi Ekici son derece tecrübeli bir pilot ve Türkiye Pilot Birliği, Pilotlar Birliği kurucusu, Onursal Başkan aynı zamanda kendisi, o anlattı, gayet teknik bir şekilde açıkladı. Bu nasıl gerçekleşecek göreceğiz önümüzdeki günlerde. Ama okullarda din eğitimi artık şartı aranması, kadro aranırken ya da işte liselerde imamların liselere atanması, bütün bunların hepsi önümüzdeki günlerde bizim yakından izleyeceğimiz şeyler olacak. Karma eğitim konusunda Hüdapar'ın yaptığı açıklamalar var. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yaptığı açıklamalar var. Bütün bunlar tabii ki bir arzu edilen bir şeyin yavaş yavaş hayata geçirilmesi gibi geliyor. Ancak tabii bütün bunların hepsi önümüzdeki günlerde tabii sizlerin ve bizlerin de yakından takip ettiği konu olacak. Bunları göreceğiz. Geçelim hemen Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Biliyorsunuz ilk bölümümüzde saat 16'da açıkladık. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın yaptığı açıklamaları artık en az iki adaylı bir kurultay bekliyoruz. Özgür Özel aday olacak. Resmiyete kavuştu denilebilir büyük bir ihtimalle yapılan açıklamalar bu yönde. Kendisinin tabii resmi bir açıklaması yok ama önümüzdeki günlerde bir yol haritası açıklayacağı, Eylül ayında da resmi olarak genel başkanlığını duyuracağı anlaşılıyor. Belki Anadolu'nun çeşitli şehirlerine giderek de genel başkanlığı konusunda desteğini arayacak büyük bir ihtimalle. Kurultayda da kendisinin genel başkan olacağını düşünüyoruz. Belki başka genel başkan adayları da çıkacak ortaya. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklama ki T24'te Murat Savuncu'ya yapmıştı. Size biraz ayrıntı verdik ilk bölümde. O da aslında Hodri Meydan diyor. Diyor ki, onu da gösteririm şöyle. Bizde diyor, bunu destekleyenler, şunu destekleyenler diye bir yarış olmaz. Bizde yarış bayrağı ben daha ileri taşırım iddiasına sahip kişiler arasında olur. Şu anda da kongre sürecimiz en demokratik şekilde ilerliyor. Kongre süreci nasıl ilerliyor? Şimdi ona bakalım. Ankara ve İstanbul'da büyük çapta aslında ilçelerde kongre süreçleri tamamlandı. Çok az ilçeler kaldı. Bununla ilgili ayrıntıları size vereceğiz kongrelerde İstanbul, Ankara'da ve ilçe kongrelerinden sonra da önümüzdeki aydan itibaren il kongreleri gerçekleşecek. İşte o zaman daha da şekillenmiş olacak delegelerin yapısı. Halk Partisi'nde yaklaşan büyük kurultayın hazırlıkları sürüyor. Kurultaya en çok delege gönderecek İstanbul'un Üsküdar, Atalar, Kadıköy, Beyoğlu, Sultan Gazi, Küçükçekmece ve Pendik ilçelerinde yapılan seçimler sonucunda değişim isteyenlerin listeleri ağır bastı. Biz değişeceğiz, biz yenileneceğiz, biz güçleneceğiz ve memleketin bu yalan ve iftira siyaseti içinde olmasına, bu memleketin olmasına asla izin vermeyeceğiz. Partililer bu durumun genel merkez ağırlıklı giden Ankara kongrelerini de etkileyeceğini söylüyor. İstanbul'daki kongre sonuçlarının Ankara'yı da etkilediği görüşünde olan değişimciler, herkesin değişim isteği var ama mesele bunu açıktan göstermek, dillendirebilmek ifadelerini kullandı. Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin. Partinin Anadolu kongrelerinde genel anlamda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ağır bir eleştiri olmadığı vurgulanırken partililer arasında kesin ayrımların yaşanmadığı bildirildi. Sonunda hepimiz partimizin üye ve delegelerinin mihenk taşına vurulacağız. Karar neyse başımızın üstüne koyup bütün gücümüzle çalışacağız. Öte yandan CHP İzmir İl Örgütü kent genelinde 5 Ağustos'ta başladığı ilçe kongrelerini 26 Ağustos günü tamamladı. Kongreler sonunda 30 ilçenin 16'sında değişim yaşanırken 14 ilçe
Başkanı ise güven tazeledi. Şimdi ise gözler 16 Eylül'de gerçekleştirilecek olan il kongresine çevrildi. Kongrelerimizde yenilenerek yeni yönetimlerimizi oluşturduk. Yeni yönetimlerimizle birlikte yerel yönetim süreçlerine hep birlikte hazırlanacağız. İlçe kongreleri hakkında değerlendirmelerde bulunan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Kılıçdaroğlu'nun yanında olduğunun mesajını verdi. Bizler bu süreçlerde özellikle yandaş kanallarda partimizin yıpratılmaya çalışıldığını, boş oyunlar oynandığını, algı operasyonları yapıldığını farkındayız. Genel merkezimizin, genel başkanımızın da arkasındayız. Evet, il kongreleri başlamadan önce ilçe kongreleri tamamlanacak. İlçe kongrelerinin yapıldığı alanlarda da yavaş yavaş delegelerin görüşleri, siyasi görüşleri kime yakın olduğu, kime olmadığı ortaya çıkıyor aslında. Ona göre de büyük bir ihtimalle kurultayda yarışın nasıl bir yarış olacağı, hangi aşamada olacağı, işte genel başkan adaylarının alacağı oyların oranı aşağı yukarı belli olacak. Özgür Özel'in aday olduğunu şimdiden söyleyelim. Olacağını daha doğrusu, herhalde çok büyük bir sürpriz olmazsa Özgür Özel adaylığını koyacak ve kurultayda en az çift adaylı bir kurultay yaşayacağız Cumhuriyet Halk Partisi'nin. 5 Kasım'da gerçekleşeceği, hatta 4 gün bile sürebileceğine yönelik de öngörüler var tabii. Çünkü tüzük ve program çalışmaları çok yoğun bir şekilde devam ediyor genel merkezde. Cumhuriyet Halk Partisi de bu programları, bunun üzerinde çalışan, soyadları Emre olan iki genel başkan yardımcısı var. Zeynel Emre tüzük çalışması üzerine yoğunlaşmış durumda. Yunus Emre ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin programı üzerine yoğunlaşmış durumda. Her ikisi de teşkilatlardan gelen görüşleri dikkate alarak bir rapor hazırlayacaklar. Ve o hazırlanacak olan rapor tabii ki parti meclisinde ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bazı kurullarında görüşülecek. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na sunulacak ve kurultayda orada delegelere sunulacak. Ama tüzükte özellikle çok büyük değişiklikler olması bekleniyor. En azından artık milletvekilliğinin siyaset yapmanın bir meslek haline gelmemesi ve daha çok gençlere alan açılması için yapılacak olan tüzük değişikliği son derece önemli. En az 2 ya da 3 dönem milletvekilliği yapılmasıyla ilgili bir kısıtlama getirilmesi söz konusu. Çünkü şu anda bakıyorsunuz en az 7 dönem milletvekili olan, yıllardan beri bu mesleği yürüten kişiler var. Artık onların bu şekilde hareket etmemesini isteyen de geniş bir kitle var. Özellikle de seçmenler. Kadınların daha da sayısının artması ve aktif bir şekilde siyaset içerisinde yer almasına yönelik de tüzük değişikliği bekleniyor. Gençlerin önünün açılmasıyla ilgili tüzük değişikliği bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın yetkilerinin kısıtlanmasına yönelik tüzük değişikliği söz konusu ve daha da çok genel sekreterin yetkilerinin artırılması, güçlü bir genel sekreterlik meselesi de yine tüzükte yer alacak unsurların başında yer alıyor. Bu konuda yapılan hazırlıklarla ilgili de bir haberimiz var. Tıkayan bir kişi değil, değişimin önünü sonuna kadar açacağım. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yenileşme parantezinde attığı emin adımlar sonrası CHP'de kişiye endeksi değil, ilkeler bazında değişim süreci başladı. CHP Genel Merkezi'nde tüzüğün yenilenmesine yönelik hummalı bir çalışma yürütülüyor. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından kurultay sürecini başlatan CHP'de bir yandan ilçe kongreleri tamamlanırken diğer yandan da Ekim ya da Kasım ayında yapılacak büyük kurultayın hazırlıkları sürüyor. Bu noktada öncelik yeni tüzük ve yeni parti programı. Biz değişeceğiz, biz yenileneceğiz, biz güçleneceğiz. Bu partiyi gerçek anlamda çağdaş ve uygar bir parti yapacağız. CHP Genel Başkan Yardımcılarından Zeynel Emre, CHP'nin yeni tüzüğü için, Yunus Emre ise yeni program için mesai harcıyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, parti tabanının önerilerine özellikle önem gösteriyor. Şu ana kadar partiye iletilen öneri sayısının 11 bini geçtiği belirtildi. Tüzük çalışma grubu tarafından kategorilere ayrılan çalışmaların Eylül ayı içerisinde taslak çalışma olarak kaleme alınması bekleniyor. Yeni tüzük ve programa son şekil büyük kurultayda verilecek.
Üyelerden gelen binlerce öneride çoğunluğun CHP'nin iktidara gelmesinin formülünün delegelerden değil üyelerden geçtiğine işaret ediliyor. Partililer genel başkan da dahil milletvekili adaylarının, belediye başkanı adaylarının, parti meclis üyelerinin ve il ile ilçe başkanlarının delegeler tarafından değil üyeler tarafından belirlenmesini istiyor. Üyeler ittifak halinde seçime girme, erken seçim kararının alınması gibi nedenlerle askıya alınan ön seçimin hiçbir şarta bağlı olmaksızın yürürlükte olması gerektiğine vurgu yapıyor. Delege seçimlerinin müdahaleye açık olduğunu ve liste kavgalarının yaşandığını bildiren partililer, üyelerin aktif katılımının sağlanması durumunda vatandaşların adayları ve parti yönetimini sahipleneceğini, iktidar hedefinin bu aşamada gerçekleşeceğine dikkat çekiyor. Evet, AKP'de, HDP'de mesela 3 dönemden fazla milletvekili olamıyorsunuz. Niçin Cumhuriyet Halk Partisi'nde benzer şey yapılmasın? Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanından gelen istek arzu bu şekilde. Evet, Tüzük'te de bu yönde bir değişiklik yapılması bekleniyor. Önümüzdeki hafta, pazartesi günü Yunus Emre programımızın konu olacak. Saat 17'de Habere Doğru programında. Salı günü de yine 17'de Zeynel Emre programımızın konu olacak. Her ikisinden bu Tüzük ve Cumhuriyet Halk Partisi programıyla ilgili ayrıntılı bilgi almaya çalışacağız. Önümüzdeki hafta eğer tabii vaktiniz olursa pazartesi ve salı günü saat 17'de mutlaka bu programları izlemenizi isterim. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nde yapılacak olan bu değişiklikler konusunda fikir sahibi olmak istiyorsanız buyurun. Bekliyoruz haftaya pazartesi ve salı günü. Şimdi Merdan Yanardağ. Merdan Yanardağ bugün 66 gün oldu tutuklu ve halen Silivri cezaevinde. Biliyorsunuz Merdan Yanardağ tam 66 gün önce gözaltına alındı, sonra tutuklandı ve Silivri cezaevine gönderildi. Oradan hem haftalık haberlerini yazıyor hem de sosyal paylaşımı zaman zaman kullanabiliyor. Sosyal paylaşımda özellikle geçen cumartesi günü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yaptığı açıklamaları değerlendiren diyelim bir sosyal paylaşımda bir dizi görüş dile getirdi. İYİ Parti'nin biliyorsunuz o genel başkanının bu 26 Ağustos'ta yaptığı açıklama önce beklentiler yükseltilerek duyurulmuştu. Yani 26 Ağustos'u bekleyin, çok önemli açıklamalar yapacak, bekleyin, görüşler çok önemli. Akşener o zamana kadar konuşmadı ve 26 Ağustos'ta görüşlerini dile getirdi. Tabii ki siyasi partilerin hemen hemen hepsini eleştirdi, kendisi hariç. Siyasi parti liderlerinin hepsini eleştirdi, kendisi hariç. Sonuçta böylesine bir açıklama vardı ortada. Merdan Yanardağ ise Meral Akşener'in bu açıklamalarına yönelik görüşlerini dile getiren bir dizi paylaşımda bulundu. Nerede ise İYİ Parti olarak elbette kendi kadrolarımızla milletimizin huzuruna çıkacağız ve göreve talip olacağız. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu sözlerle açıkladı partisinin yerel seçimlere kendi kadrolarıyla gireceğini. Yerel seçimi bir genel seçim rekabeti çerçevesinde okumadan, yerel özellikleri dikkate alarak milletimizin iradesinin tecellisine imkan sağlayacağız. Montaj ve videoyla sözleri çarpıtılarak tutuklanan Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta yaptığı konuşmayı değerlendirdi. Seçimin kaybedilmesinin önde gelen nedenlerinden biri, son aya kadar seçilecek aday tartışması yapan, Millet İttifakı'nı terk ederek ona kumar masası deyip sonra geri dönen Akşener ve İYİ Parti'dir. Bu nedenle 26 Ağustos konuşması bir siyasal iflas deklarasyonudur. Yanardağ, Akşener'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı Kılıçdaroğlu'na karşı kışkırttığına dikkat çekti. İYİ Parti ve Akşener, CHP'li iki belediye başkanını Kılıçdaroğlu'na karşı aylarca kışkırttı. Belirsizlik ve güvensizlik yarattı. Sonra ikisini Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı yaptı. Her mitingde 7 kişi konuştu. Kemal Bey seçimlere yara bere içinde girdi. CHP'nin sağ kayışı derinleşti, ittifak dağıldı. Yanardağ, yolculuk nereye diye sordu. Akşener şimdi suçluluk telaşıyla kendisini kurtarmaya, bu amaçla herkesi suçlamaya çalışıyor. Bir o kusursuzmuş. İyi mi?
Su içtikleri kuyuyu kirleten, yenilginin mimarları troll İyi Parti yöneticileri de kendi başarısızlıklarını örtmeye çalışıyor. Fitne ve muhbirlik sürüyor. Daha vahimi, Akşener ve İyi Parti sanki adil ve demokratik bir seçim yapılmış da Erdoğan kazanmış gibi davranıyor. Seçimin ve iktidarın meşruiyetinin sorgulanmasını önlüyor. Böylece iktidarın bütün kumpas, iftira ve kara propagandasında aklıyorlar. Tebrikler, yolculuk nereye? Evet, değerli izleyiciler, biliyorsunuz İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçim öncesinde masadan kalktı, yeniden oturdu. Yaptığı açıklamalar önemliydi. O açıklamalar tabii ki ciddi bir şekilde etkili. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu Aydın'da konuşma yapıyor. Hemen oraya dönüyoruz. Ben 1,5 ay Söke'de, 1,5 ayda Kuşadası'nda görev yaptım. O otelde de kalmıştım, Efes Oteli'nde. Orada da kalmıştım bir gece. Daha sonra bir eve taşındık. O dönemini de bilirim Söke'nin. Şimdiki dönemini de 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Trafik sorununuz var, evet var. Yol sorununuz var, evet var. Yeşil alan sorununuz var, evet var. Ama Özlem Başkan bunları çözmeye kararlı. Az önce çıktı, gayet güzel anlattı. Üstelik doğayı bozmadan, tabiatı bozmadan, yolları bozmadan yer altına otoparkı yapacak. Üstü yeşil alan olacak. Çocuklar eğlenecekler. Sizler orada olacaksınız. Ağaçların dibinde oturacaksınız. Gayet güzel kentin bütün imkanlarından yararlanacaksınız. 1 milyara yakın bir yatırımı yaptı. Yatırımı gerçekleştirdi. Bugün temelini atacağımız yatırımların tutarı da 150 milyon muydu başkan? 150 milyon liralık bir yatırım yapıyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız gerçekten de sadece Aydın için değil, Türkiye için de örnek belediye başkanlarımızdan biridir. Örneğin birinci yolu, yönü kadın bir belediye başkanı. İkinci yönü ise yaptığı harcamalar ve Aydın'a yaptığı hizmetler. Aydın'a yaptığı hizmetleri sanmayın ki sadece Aydınlılar biliyor. Bütün Türkiye biliyor, bütün belediye başkanlarımız da Özlem Başkan'ı örnek alıyor. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte de Allah nasip ederse Özlem Başkanımız Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevine devam edecek. Onu size emanet ediyorum, sizi de Allah'a emanet ediyorum. Bir şey daha. Bir şey daha. Bugün 30 Ağustos. Büyük Zafer'in 101. yılı. Size biraz Atatürk'ü anlatmak isterim. Atatürk, bütün mazlum milletlerin örnek aldığı şahsiyet. Türkiye'nin bağımsızlığa kavuştuktan sonra bütün mazlum ülkelerin bağımsızlık mücadelesini verdiği ve örnek aldığı bir kişi Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bağımsızlık savaşını emperyal güçlere karşı yaptı. Adana'dan tutun İstanbul'a kadar her yer işgal altındaydı. Ve o kendi ülkesinin bağımsızlığı için her türlü mücadeleyi yapmaya kararlıydı. Ve o kararlılıkta yola çıktı. Hiç kimseye boyun eğmedi. Sevgili Sökeli kardeşlerim, Atatürk demek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk demek, Gazi Mustafa Kemal'i ilkeleri demek iki temel kurala dayanır. İki temel kurala. Birinci kuralı şudur Atatürkçülüğün. Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Kendi sözüdür. Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Yani elinizde tuttuğunuz bayrağın altında ben özgürce yaşamak isterim. Hiçbir emperyal güce boyun eğmem diyor. Birinci kuralı budur. Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Ve bütün mazlum ülkelerde bu sözü temel ilke edinmişlerdir. Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Hiçbir güce eyvallah demem. Ama İkinci bir ilkesi daha var Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün. Der ki, savaş meydanlarında kazanılan zaferler
ekonomik zaferlerle taşlandırılmazsa siyasi bağımsızlığınızı koruyamazsınız. Eğer ekonomik olarak güçlü olursanız siyasi bağımsızlığınız kalıcı olur. O nedenlidir ki hemen 1923'te İzmir İktisat Kongresi'ni toplamıştır. Kumaş üretemeyen bir devletten Malatya'dan tutun Nazilli'ye kadar her yerde fabrikalar kurmuştur. Cam fabrikaları kurmuştur. Kumaş fabrikaları kurmuştur. Kırıkkale küçük bir köyken entegre silah sanayini orada kurmuştur. 1921 yılında Kayseri'de uçak fabrikasının temeli atılmıştır. 8 yıl sonra Kayseri'den kalkan ilk uçak Ankara'ya inmiştir. Etimesgut'ta uçak motorları fabrikası kurulmuştur. Sonra Eskişehir'de ikinci bir uçak fabrikası kurulmuştur. 1940'lı yıllarda dünyaya uçak ihraç eden 5 ülkeden birisi de Türkiye'dir. Kaçımızın bunlardan haberi var? Kaçımız bunları biliyoruz? Bugün para dilenen bir iktidar düşünün. Gidip bir gidersiniz Araplara, acaba bize 5-10 dolar para verirler mi? Bir gidersiniz IMF'nin kapısına, acaba bize para verirler mi? Türkiye Cumhuriyeti Devleti Mustafa Kemal'in ilkeleriyle yola çıktığı takdirde hiçbir gücün, hiçbir emperyal gücün önünde diz çökmez ve diz çökmemiştir. Bakınız, devlet kurulduğunda, cumhuriyet kurulduğunda Osmanlı'nın borçları son kuruşuna kadar ödenmiştir. Hiçbir güç parlamentoda, parlamento dışında, yani Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları hiçbir gücün önüne gidip para dilenmemişlerdir. Üretmişlerdir. Köylü kalkınmıştır. O dönem sanayi yeteri kadar gelişmediği için köylü milletin efendisi sayılmıştır. Üretmiştir. Bugün sormak lazım. Köylü gerçekten milletin efendisi konumunda mı? Köylüyü öldürdüler. Toprağa küstürdüler. Toprağa küstürdüler. Bütün bunların tamamını düşünerek niye anlattım size tarihi? Tarihini bilmeyen ülkenin geleceği hakkında sağlıklı karar veremez. Önce tarihimizi bileceğiz. Önce tarihimizi bileceğiz ki gelecek hakkında sağlıklı kararlar verebilelim diye. Hem ülkeyi kalkındırıyorsunuz. Osmanlı'nın borcunu son kuruşuna kadar ödüyorsunuz. Savunma sanayini kuruyorsunuz. Uçak fabrikaları kuruyorsunuz. Denizaltı yapan bir Türkiye Cumhuriyeti'ni inşa ediyorsunuz. Ama geliyorsunuz 21. yüzyıla 5-10 dolar nereden bulabilirim diye kapı kapı geziyorsunuz. Ben bunları reddediyorum. Sizin de reddetmenizi istiyorum. Çünkü ben bu ülkenin bağımsızlığından, bu ülkenin büyümesinden yanayım. Eğer Türkiye Cumhuriyeti'ne ait olan adı bir gemimiz Karadeniz'de yabancı bir ülkenin helikopterleri tarafından basılıyor ve arama yapılıyorsa ve bunu Rusya Dışişleri Bakanlığı kamuoyuna açıklıyor ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bundan haberi yoksa bir sorunumuz var demektir. Ahlaki ve siyasi bir sorunumuz var demektir. Benim insanım aranacak, gemiye baskın yapılacak, Rusya bütün dünyaya duyuracak ama biz duymayacağız. Niçin? Uyuşturucu var onları. İsrail'i, Türkiye'de 10 yıla mahkum edilen uyuşturucu var onu. Onların isteği üzerine hapisten çıkarılır, İsrail Dışişleri Bakanı açıklama yapar. Türkiye'deki uyuşturucu baronunu serbest bıraktık diye. Ülke bu hale gelir mi? Ülkenin bu hale gelmesi için Allah aşkına bir vicdanınıza sorgulama yapar mısınız? Nasıl olacak? Bizim mahkemelerin baktığı, mahkum ettiği bir uyuşturucu baronu İsrail'i gelip buradan teslim alıp kendi ülkesine götürüyor. Yalnız bu mu? Hayır. Bu can,
bu bedende kaldığı sürece papazı benden alamazsın diye meydan meydan gezen bir kişi. Bak beni kızdırma, yoksa senin mal varlığını açıklarım kamuoyuna dediği zaman papazı koşulsuz teslim eden bir kişinin bu memlekete hayrı dokunur mu? Bu memleket için çalışabilir mi bu kişi? O nedenle 30 Ağustos'la başladım, bu noktaya geldim. Cumhuriyetin kuruluşundaki felsefemiz neydi? Bugün içine düştüğümüz durum nedir? Türkiye'de Suudi Arabistan konsolosluğu basılır, bir gazeteci öldürülür, öldüren kişiler ellerini kollarını sallayarak Türkiye'yi terk ederler ve daha sonra siz kalkarsınız, o davayı da Suudi Arabistan'a gönderirsiniz. Benim mahakimlerim bakmayacak, siz bakın diye. Bu emperyal güçlerin, parası olan güçlerin bir ülkenin iradesini teslim almaları demektir. Biz kendi irademizi, kendi bayrağımızı hiç kimseye teslim etmedik, etmeyeceğiz de. Bir şey daha. Bir şey daha. Fırından ekmek alırsınız, vergi ödersiniz. Elektrik düğmesine bastığınızda 4 çeşit vergi ödersiniz. Musluğu açtığınızda 5 çeşit vergi ödersiniz. Kefen bezi aldığınızda vergi ödersiniz. Çocuğunuza defter, kitap, kalem aldığınızda vergi ödersiniz. İçtiğiniz suda vergi ödersiniz. Ama kur korumalı mevduatın sahipleri son bugüne kadar 117 milyar lira bunlara faiz ödendi. 117 milyar lira. 117 milyar lira faiz ödüyorsunuz. Bir kuruş bile bunlar vergi ödemiyorlar. Bir kuruş bile. Şimdi ben esnafa sesleniyorum. Şimdi ben kadınlara sesleniyorum. Şimdi ben gençlere sesleniyorum. Birileri 117 milyar lira faiz alacak, bir kuruş vergi ödemeyecek ama bu ülkenin insanı gidip ekmek alırken vergi ödeyecek. Bu adalet midir? Bu hak mıdır? Anayasa ne diyor? Anayasa diyor ki herkes mali gücüne göre vergi öder. Bir daha söyleyeyim. Herkes mali gücüne göre vergi öder. 117 milyar lira faiz elde edenler bir kuruş vergi vermezler ama buradaki esnaf vergi vermezse maliye gelir boynuna biner. Niye paramı ödemiyorsun diye. Bu mudur adalet? Hepimizin görevi var. Hepimizin görevi var. Bakın bizi ayrıştırmak istediler. Bizi bölmek istediler. Bizi birbirimize düşman etmek istediler. Yok başı açık, yok başı kapalı, yok bunun kimliği şöyle, yok bunun kimliği böyle. Bizim 2 kırmızı çizgimiz var. Cumhuriyet Halk Partililerin 2 kırmızı çizgisi var. Bir vatan, 2 bayrak. Vatan ve bayrağımız üzerinde. Yemin ettik, vatana ve bayrağa kim sahipse, kim sadıksa her zaman onların yanında olduk. Hiçbir zaman ayrım yapmadık. Hiç kimsenin kimliğini sorgulamadık. Hiç kimsenin inancını sorgulamadık. Hiç kimsenin yaşam tarzını sorgulamadık. Çocuğun işi var mıdır, yok mudur? Üniversiteyi bitirdi, ne olacak? İnsanlar şehirlerde geziyorlar. Acaba şehirlerde bir park var mı? Güzel bir kent var mı? İnsanlar bu kentte huzur içinde yaşıyorlar mı? Biz buna bakıyorduk. Ve bakmaya da devam edeceğiz. Efendim, güzel bir açılış. Sayın Başkan, gelir misin buraya? Temel atma, tamam. Öbür başkan da gelsin. Bizim ahdimiz var. Bu ülke huzura çıkıncaya kadar, bu ülkeye huzur gelinceye kadar beraber mücadele edeceğiz. Birlikte mücadele edeceğiz. Çünkü dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz. Bir daha ifade edeyim. Dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz. Her şeyimiz var. Güneşimiz var, sularımız var, bereketli ovalarımız var ama İyi bir siyaset kurumumuz yok. Dolayısıyla bu bereketli topraklarda mısırı dışarıdan alıyoruz. Pamuğu dışarıdan alıyoruz.
Canlı hayvanı dışarıdan alıyoruz. Eti dışarıdan alıyoruz. Nohutu dışarıdan alıyoruz. Mercimeği dışarıdan alıyoruz. Ya biz niye üretmiyoruz? Neden bizim insanımız kazanmasın? Bunu ben söylüyorum. Lütfen sizler de düşünün. Başkanım, sizi yürekten kutluyorum. Şöyle elini de bir kaldırayım başkan. Evet, başkanın da elini kaldıralım. Gel başkan. Evet, başkanları size emanet ediyorum. Sizi de Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Temel atma, değil mi? Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Efendim, izin verirseniz şimdi öncelikle buraya Söke İlçe Başkanımız Ali Kemal Özcan ve Aydın Büyükşehir Belediyesi